Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özel Hüma Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar. Biz bu kanalda hani amacımız, niyetimiz sadece güzellikleri konuşmak, başta Fenerbahçe olmak üzere rakipleri de analiz etmek, bunları değerlendirmek, bunları konuşmak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Fakat bunları yaparken de kimseyi kırıp incitmeden, bir şey döküp saçmadan, hani kimseye sataşmadan, bulaşmadan yapmaya çalışıyoruz. Fakat elimizden geldiğince yapmaya çalıştığımız bu şeyde ne kadar başarılı oluyoruz, bunu da sizin takdirinize bırakıyoruz. Şimdi geçtiğimiz hafta sonu ben Fenerbahçe için bazı tahminlerde bulundum arkadaşlar. Ve bulunduğum tahminlerden sonra da Fenerbahçe'yi ilgilendiren Süper Lig maçlarına ilişkinde birkaç görüşümü paylaştım. Mesela dedim ki Adana Demirspor kazanabilir Kasımpaşa deplasmanında ama orada çok durmayacaklar. Yani orada çok durmayacaklar çünkü Adana Demir oradan aşağı inecek. Ama bu sefer iner ama başka sefer iner, bir şey diyemem. Ama dedim çok durmayacak. Nitekim Adana Demirspor kazandı kazanmasına ama tekrar ediyorum. Orada çok fazla durmayacaklar arkadaşlar. Haberiniz olsun. İkincisi, Konyaspor da orada çok durmayacak. Çünkü rakiplerine karşı iyice antipatikleşti diye söyledim. Ve Konyaspor da sahasında Gaziantepspor'a yenilerek bu antipatikleşmenin sonucunu karşılaştı. Ve Konya'nın yenileceğini belirtmiştik. Onda da haksız çıkmadık. Şimdi Trabzon Kasımpaşa maçı berabere biter. Kesinlikle puan kaybedecek. Başakşehir Sivas'a yenilecek demiştik. Onları bildik çok şükür. Ve Kayseri Galatasaray'ı yener demiştim. Birçok arkadaşım da alay etmişti. Ya demişlerdi işte bu Galatasaray bu Kayseri'yi asla yenemez. Bu Galatasaray'ı asla yenemez. Ölçü değil. İşte transfer yapamadılar. Şöyle sıkıntıları var. Böyle sıkıntıları var falan filan diye. Sonuç olarak Kayseri Spor Galatasaray'ı 2-1 yendi. Birçok şey var. Fakat önemli olan şey şu. Şimdi suçu nerede arayacaksın? Hatayı nerede arayacaksın? Ne şekilde konuşacaksın? Bakın arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Galatasaray şiddetli bir şekilde diyor ki biz Fenerbahçe ile aynı olalım. Dev istek. Sarı lacivert olalım. Fenerbahçeleşelim diyor. Ben yıllardır bunu söylüyorum. Galatasaray kademe kademe, aşama aşama, gıdım gıdım Fenerbahçeleşiyor. Bakın Galatasaray Fenerbahçeleşiyor. Hocam sen buraya nereden takıldın? Şunu da ekleyeyim. Fatih Karagümrük Hatay'ı kesinlikle yener demiştim. Onu da ekleyeyim de Fatih Karagümrük sahasında Hatay Spor'u 3-0 yendi. Hatta Volkan Demirel ilk yenilgisini eski takımından aldı. İlk iki golün asistini Caner Erkin yaptı. Golü Steven Colker attı. Aslında herkes öldürür sevdiğini olayı gibi bir şey oldu. Geçen hafta Caner Erkin mesela Fenerbahçe'ye karşı asistin pasını verdi. Adı ne oldu? Yattı. Colker asist yaptı bir nevi. Adı ne oldu? Sattı. 9 maçta 6 asistle şu anda Caner Erkin asist lideri. Ama aynı Caner Erkin'i hepimiz biliyoruz ki offside bozmada üstüne yok. Ayrıca yani Karagümrük takımı rezil ediliyordu. Hedef gösteriliyordu ama aynı Karagümrük Hatay karşısında kötülük ereği gibi de topunu oynadı. Şimdi biz konumuza dönelim. Galatasaray niye Fenerbahçeleşiyor? Görsel şu. Görsel tam olarak bu değil aslında. Bu tam olarak değil. Niye tam olarak değil arkadaşlar? Galatasaray toplamda oynadığı 9 maçta 17 puan aldı. Toplam 10 gol attı. Fenerbahçe şu ana kadar 8 maç oynadı. Valencia bunların birinde oynamadı. 7 maç. Birinde de 20. dakikada kırmızı kart gördü. 6 maç yani. 6 maçtaki Valencia'nın gol sayısıyla 9 maçtaki Galatasaray'ın gol sayısı 1 eşit. Konumuz bu değil. Konumuz tam olarak şu. Galatasaray Fenerbahçeleşti. Nasıl yani? Ya şimdi Galatasaray yenildi. Olabilir, yenilebilir. Mesela 30. saniyede attıkları bir şut var Galatasaray'ın. Oyuncunun eline çarpıyor gözüküyor. Ben başta penaltı dedim. Lan Galatasaray'ın penaltısını yediler, vermediler, şöyle böyle dedim. Ama maç bitimindeki görüntüler
yani yorumcuları da dinleyin. Kapalı olan kolundan sekiyor arkadaşlar. Yani öbür el açık, doğru ama o ele temas yok. Kapalı olan elden sekiyor diyor yorumcular. Hatta buradan seken buna değmiş olsa bile vücuttan sekme olmuş oluyor. Çünkü vücut bitişik olduğu için diyor. Bu şekilde oluyor. Bir pozisyon daha var. Galatasaray'ın attığı gol sayılmadı. Ben onu da merak ettim. Onda da arkadaşlar kural diyor ki bakın topa elle müdahale etmek. Elle oynamada hani her temas bir ihlal değildir. Eğer oyuncu aşağıdaki yani aşağıdakileri yaparsa bu bir ihlaldir. Yani elle oynamadır. En alta bakın top eline koluna kazara bile olsa temas ettikten hemen sonra bir gol atarsa bu bir ihlaldir diyor. Yani rakip takımın kalesine karşı. Yani kaleci de dahil kazara bile olsa eliyle koluyla doğrudan gol atarsa bu bir ihlaldir diyor. Anlatabiliyor muyum? Bu bir ihlaldir. Yani bunu söylüyor. Ha bana kalırsa ya vücuda bitişik. Orada şut çekse futbolcu eline çarpsa böyle penaltı vermiyorsun. Ama gol attığı zaman diyorsun ki eller attı. Burada bir tezatlık var. Ha, ben açık söyleyeyim. Hani ben kimsenin hakkını yemem. Bana kalsa ben Galatasaray'ın o golünü verirdim şahsen. Ve verilmediğine de hayret ettim ama kural böyle diyor. Bakın saçma kurallardan bir tanesi bu. Ve kural böyle dediği için ben bir şey diyemiyorum. Ve maçın istatistiklerine baktık. Mesela Kayserispor 2 gol 6 net pozisyon maç boyunca. Galatasaray'a futbol dersi vermiş. Bitti mi? Bitmedi. Galatasaray Kayserispor deplasmanda 166 top kaybı yapmış. Bitti mi? Bitmedi. Kerem Aktürkoğlu maçın devre arasında gitmiş stadyum görevlisiyle işte saha zemini görevlisiyle tartışmış. Ya gariban adamcağız ekmeğinde bir adam. Senin onunla tartışmaya hem haddin değil hem mevkiin değil. Ya gitsin yöneticin konuşsun. Teknik direktörün konuşsun. Ne bileyim sportif direktörün falan konuşsun. Ya sana ne oluyor Kerem? Ya sen Türk futbolunun yükselen değeriydin. Sana ne oluyor Kerem? Ya senin haddine mi şu? Bir Galatasaraylılar baksın Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'ı ne kadar önemsediğine. Bir şey demiyorum. Ama 166 top kaybı. 2 gol atmış Kayseri 6 net pozisyon. Galatasaray bu sezon Süper Lig'de en az şut çektiği ve gol beklentisine girdiği ilk yarıyı Kayseri maçında oynamış. 3 şut çekmişler. 0.07 gol beklentisi. Sadece ilk yarı. Kayseri Spor bu sezon Süper Lig'de en fazla rakip ceza sahasında topla buluştuğu 23 kez ve şut çektiği 18 kez maçı Galatasaray karşısında oynamış. Yani o kadar kötü bir Galatasaray var ortada. Üstelik Fenerbahçe bu Kayseri'yi yendiğinde ölçü değil transfer yapamadılar şöyle böyle demişlerdi. Bu Kayseri Spor Fenerbahçe'ye 75'te ancak şut çekebilmişti. 2022-2023'te Süper Lig deplasmanlarındaki ilk mağlubiyetini Kayseri Spor'dan almış Galatasaray ve dış sahada en fazla isabetli pas 456 ve orta 17 yaptığı maçı geride bırakmış. Ama nafile. Düşünün bak. En fazla isabetli pas yapmış, en fazla orta yapmış ama 166 top kaybı. Onur Bulut Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından attığı ilk golde Galatasaray ayarlarına göndermiş ki Onur Bulut'la ilgili de benim analizlerimi biliyorsunuz. Yükselen değer. Maç bitmiş. Galatasaray teknik direktörü çıkmış. Hakemi suçluyor. Niye? Niye? Hakem yüzünden şöyle oldu, böyle oldu falan filan. O oldu, bu oldu. Penaltı verilmedi, VAR verilmedi. Kural. Ben de bak, ben de Galatasaray'ın lehine düşündüm. Ama birincisi yani ilk şutta seken ele dikkatli baksınlar. İkinci şut yani sayılmayan gol pozisyonunda kural böyle diyor. Başka? Hani Türkiye'de bir klişedir. Gol attığında golünü mü vermedi? Evet. Ha o zaman tamam rakibi kolladı. Ya arkadaş attığın gol ofsaytsa vermeyecek. Attığın gol ihlalliyse vermeyecek. Ya Okan Buruk 2-1 yenilmiş. Rezalet bir top oynamış. Kayseri Spor şaha kalkmış. Ya bizim için bu skor iyi. 5-1, 6-1, 5-2 falan bitebilirdi deseydi ben derdim ki Galatasaray'dan korkun. Çünkü başlarında bir teknik direktör var. Ama çıkmış. VAR'ın hani doğru kararı üzerine %100'lük doğru kararı iki tane karar üzerine yorum yapmış. Ya kuralı bilmiyor ya da biliyor ama kendi hatasını böyle değerlendiriyor. Şimdi hocam Galatasaray nasıl bir istekte bulunmuş? Şöyle bir istekte bulunmuş. Allah'ım şu ileri ucun güzelliğine bakın dediler. Yunus Akgün, Mata, Mertens, Icardi
Çünkü geçen sene Yunus Akgün dehşetül vahşetti. Değil mi? Icardi Paris Saint-Germain'de. Mertens Napoli'de yıldız bir isim. Belçika milli takımda oynuyor. Bu isimleri getirmeyle takıma yıldız kazandırdılar zannettiler. Oysa onların önünde şöyle bir ibret skalası, ibret görüntüsü, böyle ibret kataloğu var. Sayfaları çevir. Skaladaki sayfaları çevir. Tek tek böyle renk seçer gibi. Evine boya seçer gibi. Seçer gibi böyle tek tek çevir. Al sana süperstarlardan oluşmuş bir kadro. Mesut, İrfan Can, Valencia, Zayt. 10 numarada hepsi oynar bak. Sağda 12 milyon euroya varan parasıyla İrfan Can var. Yükselen değer Ferdi. Osayi Samuel, Rüzgar'ın oğlu. Yine Burak Kapacak. Gelişmekte olan bir isim. Ferdi de oynar. Sol tarafa bak. Novak, Ferdi, Salahi, İrfan Can, Rossi, Pelkas. Ki Rossi 20 milyon euro falan herhalde transfer market değeri. Pelkas Yunan, koçum benim süper. Muhammed Gümüşkaya atıldı, katıldı, uçtu gitti. Değil mi? Merkezde Gustavo'yu satan şampiyonluğu satarcılar çıktıydı. Sosa, Zayt, Mert Hakan, Crespo. Savunmada Kim Minji, Atilla Sanayi. Bu takım duvar örür. Gol bile yemez değil. Ve biz bunu yıllarca yaşadık. Yıllarca yaşadık. Fenerbahçe geçen sezon bir ara çalkantıdaydı. Niye? İşte Mesut Özil. Mesut'u satan işte Gustavo'yu satan şampiyonluğu satarcılar yüzünden. Yani Fenerbahçe kötü gidişatı durdurmak için kariyeri kötüye giden bir dönemin yıldızlarını getirdi. Ve sonra bunların arkasına düştü. Bakın Valencia şu ana kadarki bütün Valencia performansları küçüktür bu sezonki Valencia performansından. Berisha Fenerbahçe'de olmayacağı belliydi. Mesut Özil şu an ne yapıyor? İrfan Can birkaç maçtır top oynuyor. Yani birkaç 7-8 maçtır diyeyim hatta. Hadi biraz daha abartayım. 7-8 maçtır top oynuyor. Bu 7-8 maçın içerisinde 2-3 tane maçta sahada yoktur. Zayt, düşünün. O Zayt 3. 4. adam konumuna geldi. Takımdakiler öyle bir oynuyor ki. Crespo, Ferdi, Rossi şimdi mesela el altından çaktırmadan 6-7 tane asist yapmış durumda. Pelkas gitti. Muhammed gitti. Hani Burak Kapacak beğenilme düşünün. Bu takımda yedek kalır oldu. Düşünün İrfan Can bile Emre Mor'a falan forma kaptırır oldu. Yani Fenerbahçe hatayı anladı. Ne yapıyordu? Ben de dahil. İşte suçu şurada bul. Şunlar bizim karşımızda. Örgütsel hareketler var. FETÖ var, şu var, bu var. Her şeyde bir düşman üretiyorduk. İşte hakemler bizi sevmiyor. Gerçi birçoğunuza sorsam hala hakemler sevmiyor dersiniz ama ben ısrarlı bir şekilde söylüyorum. Türkiye'deki hakemler dünyanın en iyi hakemleri, sadece talimatsız Allah'tan korkarak maç yönettikleri zaman böyle. Dünyanın en iyi hakemleri ama talimatla yönettikleri zaman çekilmez dertler. Galatasaray ne yapıyor? Hakemde buluyor suçu. Zeminde buluyor suçu. Nemde buluyor suçu. Havada buluyor suçu. Yani bulması gereken hiçbir yerde bulmuyor ama herkeste buluyor suçu. Seferovic geldi. Oo süper. Tamam ört. Hepsini ört. Oo Mertens geldi. Ört hepsini ört. Icardi geldi. Oo kimse tutamaz bu Galatasaray'ı. Tabii. Galatasaray kendini de tutamaz. Şu geldi ört. Bu geldi ört. Bunu bundan kapat. Bunu bundan kapat. Bu bundan gitsin. Bu şundan gitsin. Galatasaray maçları nispeten zor diyoruz. Yok kolay maçlar. Haftaya Alanya ile evinde. Bir sonraki hafta Karagümrük deplasmanında. Bir sonraki maç Beşiktaş'la evinde. Bir sonraki maç Başakşehir deplasmanında. Bir sonraki maç nispeten kolay İstanbulspor maçı ama ta Dünya Kupası'ndan sonra. Yani 1, 2, 3, 4 maç diyeyim. 4 maç sonunda belki de Galatasaray'da çok ciddi bir değişim olacak. 4 maçta 12 puan alacağına inanan Galatasaraylı varsa elinde satlık köprü var. Peşin peşin satayım. Bir Peugeot 3008 parasına satarım yani sıkıntı değil. 4 maçta 0 çeker diyen Galatasaraylı var mı? Eminim yoktur ama var böyle bir ihtimal. Oynadığı top değil Galatasaray'ın. Attığı gol sayısı değil. Bir Galatasaray'a bu gol sayısı yakışmaz dediğimiz zaman diyorlar ki siz Fenerliler ne anlarsınız? Oğlum biz futbolun her şeyini çözdük lan. Ya biz her şeyini çözdük. Otobüs kurşunlamamı yaşamadık. Yani
Operasyonlarımı yaşamadık. Başkanımız hapse mi atılmadı? Biz futbolun her şeyini yaşadık. La bir tek uzaylıların sahaya inip hey dünyalı biz dostuz demediği kaldı. O da yakındır. O da yakındır. Biz onu da bekliyoruz. Hazırlıklıyız. Biz tüm hazırlıklarımızı yaptık, bekliyoruz. Orta sahada Mahmut Bey, Şekip Bey hepsi bir arada oturduk. Kongre'ye de kararı aldık. Uygulayacağız deriz, yaparız yani. Biz her şey hazırlıklıyız. Ama siz hazır değilsiniz. Okan Buruk çıkmış diyor ki yıllardır Galatasaray'ın şampiyonluğu engelleniyor. Son 10 yılda 5 kez şampiyonluk yaşatılmış takımdan bahsediyor. O zaman sevgili Okan Buruk, demek ki siz 5 şampiyonluğu çaldınız birilerinden. Mantık olarak en fazla sizinki engelleniyorsa 5 tane aldıysan demek ki hepsini çaldınız. Sıfır sayıyorsunuz siz. Onları helal kabul etmiyorsunuz. Diyorsunuz ki bizim şampiyonluklarımızı birileri çaldı. Demek ki başkasının da. Ya bu arkadaşlar bak bu terimciliktir. Bu Fenerbahçe'ye eski Fenerbahçeliktir. Ya Jesus Ümraniye maçında 3 tane gol yedik. 3'ü de Nizami değil. Biri avuta çıktı, biri bilmem ne şey. Biri ceza sahasının dışında yapılan harekete penaltı verildi. Nizami değil. Adana Demir maçında gol yedik. Bariz ofsayt. Çizgiyi yanlış çizdiler. Adam çıkıp da demedi ki ya hakem demedi. Hala hakem hatası var. Beşiktaş maçında ben şunu söyleyeyim. Net bir hakem olsaydı Beşiktaş maçı 8 kişi 7 kişi anca bitirir. Fenerbahçe farklı kazanırdı. Ama adam bir maç için disiplininden vazgeçmedi. Biz beceremedik dedi. Atamadık dedi. Demek ki sıkıntı bizde dedi. Ya bu adam Türkiye'ye fazla. Ben Galatasaraylı arkadaşlara şunu söyleyeyim. Siz şu anda Fenerbahçeleştiniz. Sizin bir tek kırmızı lafınız yanlış. Kırmızı yerine lacivert dediğiniz anda kendinizi bir Fenerbahçe'nin yerine koyun. Federasyon düşman size. Şampiyonluklarınız engelleniyor. Herkes size düşman. VAR çalışmıyor. Saha zemin görevlisini tartışacak futbolcunuz var. Yere göğe sığdıramıyorsunuz. Sözde yıldız aldınız. Söğüşçüler operasyonu yaptılar. Sezon bittiği zaman Dursun Özbek nereye kaçacak? Şimdiden planlarını yapmanız lazımken siz büyük başkan diyorsunuz. Erden Timur dediğiniz adamlar gidip 5 para etmez futbolculara 5 milyon euro, 4 milyon euroyu saçtı. Çıktınız dediniz ki kral adam. Fenerliler korkuyor. Çıktınız Mesut Özil konusunda 3 verdiler. El altından 5 veriyor. Bunlar ne şerefsiz ne şerefsiz dediniz. Çıkıp Icardi'ye 750 bin euro verdik. Biz de el altından verdik ama gizliyoruz dediniz. Dolaylı olarak kendi kendinize küfür ettiniz. Yani 750 bine inanan varsa ona da elimde satılık köprü var. Peugeot 3008 fiyatının da yarısına satarım yani sıkıntı değil. Ona inanıyorsanız. Farkında mısınız bilmiyorum ama 90 dakika boyunca Icardi'nin sadece 2 şutu var. İkili mücadeleden kaçıyor, şut çekmekten kaçıyor, oyunda yok. Siz bunlara daha durun siz saçınız dökülecek. Kelleşeceksiniz. Saç ekimine falan gideceksiniz. Tanıdığım saç ekimciler var. Kanalımızda mevcut o saç ekim süreci. Bakabilirsiniz. Harbi harbi söylüyorum. Dalga geçmiyorum. Bir dost olarak söylüyorum. Ben isterim ki Fenerbahçe'de Galatasaray'da çok iyi takımlar olsunlar. Skorlarını sadece oynadıkları futbol belirlesin. Eğer böyle bir iklim oluşursa yine geçtiğimiz sezonlara döneriz. Kumpas kurulmadan önceki sezonlara döneriz. Birisi Roberto Carlos getirir. Birisi Abdülkadir Keita getirir. Birisi Harry Kewell getirir. Öbürü Van Hooydonk getirir. Birisi Milan Baroš getirirken öbürü Anelka getirir. Anlatabiliyor muyum? Kafa basıyor mu? Sakin düşünerek bu videoyu izlediyseniz kafa basıyorsa siz de benimle ortak fikirde olmanız lazım. Yahu bizim ülkede eksiğimiz ne biliyor musunuz? Mutlak adalet. Yani futbolda mutlak adalet eksik. Mutlak adalet geldiği zaman bahane de kalmayacak. Hocam o zaman adalet gelsin. O zaman bahane kalmayacak. Düşünsene hakemlerden kimsenin tereddüt olmasa. Bir Galatasaraylı bu maçın bitiminde ne diyecek? Ulan adamlar bizi patates etti diyecek. Ulan biz top mu oynadık diyecek. Ulan bu kadar bunlara biz keriz gibi niye para verdik diyecek. Ulan Fener gidip Rum kesiminden 2 milyon euroya futbolcu aldı 20'ye satıyor. Kim Minji'yi satıyor Fenerbahçe? Hülle. Elif Elmas satıyor? Hülle. Vedat'ı satıyor? Hülle. Bunlar da gidip tıkır tıkır oynuyorlar. İşlerinde en kötü Vedat çıktı. O bile şimdi İspanya'ya gitti. Orada adından söz ettiriyor. Jailson 5 milyon euroya satıldı. Hülle. Lan arkadaş. O gidiyor hülle, bu gidiyor hülle. Şey gidiyor, Allah yar gidiyor. Bak Hull City kardeş takımları. Eyüp Spor'a sen şeyleri verdin. Ya bir tek kulübün çimini vermedin. O hülle değil, o kardeş takımlık. Ya arkadaş, o yaparken günah, sen yaparken mübah ise bunun adı başka bir şeydir. Bunun adı Fenerbahçeleşmektir. Siz Fenerbahçeleşmişsiniz. Biz bunu çok yaptık zamanında. Bak ben de dahil biz öz eleştiride bulunuyoruz. Biz kendimize çeki düzen verdik, toparladık.
Bu kanal şimdi yani 26.500 aboneye ulaştı. Belki inşallah belki çok daha yüksek kitlelere ulaşacağız. Bu insanlar burada dürüstlük için varlar. Ben burada kıvırsam, ben burada şöyle yapsam, böyle yapsam, şaklamanlık yapsam belki izleyen kitlesi de artar, belki abone sayısı da artar ama biz nispeten kaliteli insanlara devam ediyoruz. Geçen sezon ben 2 yıl önce ben bir video çektim, dedim ki işte Omar Abdullah'ya şöyle oldu, sırada marka var falan. Kapak resmine bunu koydum diye içeriye bakmadan ne küfürler ettiniz. Kapağı içeriye baktıktan sonra o adam şöyleymiş. Adam geliyor bana diyor ki sen şu takımlara sövmüşsün. Hangi videoda şurada? Videoyu izledin mi? Yok, izle. İzledikten sonra adam diyor ki bana sen çok güzel şeyler söylemişsin. Eğer aklınız varsa, fikriniz varsa bunu dinleyin. Hocam peki sen Galatasaray'la ilgili yorum yaptın mı? Evet. Galatasaraylı bir kardeşimin, Erdal kardeşimin kanalına gittim. Binlerce kişi önünde canlı yayın yaptık. Canlı yayını yayından kaldırttınız. Dediniz ki Fenerbahçe'nin 5 yıldızı var. Ya takıldığınız nokta bu. Soruyu değiştiriyorum. Fenerbahçe 6-0 yendikten sonra 7-0 yendik diyorsunuz. Baktığınız zaman sezon ta ne zaman? Metin Oktay diye biri var. 59 öncesini saymayalım. 59 öncesi oynamış. 59 öncesi saymaz. Beşiktaş'ın 2 tane şampiyonluğu var. Gelin el birliğiyle onu da kaldırtalım. Yok, gerek yok Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ta ne kötü olacağız. 1923'te kurulmuş federasyon. Ülke çapında turnuva yapılmış. Şampiyonlukta olmaz. Bizim bir tane var. Sizin birden fazla var. Bizde de bu kompleks vardı. Galatasaray yıldız takana kadar önemli değildi yıldız bizim için. Değil mi? UEFA kupası. Kimin için? Balkan kupasını aldık diye seviniyorduk. İşte bu Fenerbahçeleşmektir. Depara kalktınız Fenerbahçeleşmekte. Bunun sonu hiç iyi değil. Ve ısrarlıca söylüyorum. Ben geçen gün bir video çektim, dedim ki Aralık ayında Galatasaray'ın borcu Fenerbahçe'yi geçecek dediğim zaman dalga geçen troll hesaplar. Geçen gün 4 büyük kulübün borcu açıklandı. Farkında mısınız bilmiyorum. Galatasaray'ın Fenerbahçe arasında 500 milyon TL'ye kalmış. 500 milyon TL'ye kalmış. 1,5 sene öncesine giderim Fenerbahçe'nin borcu Galatasaray'ın 2 katı. Ama dedim ki siz doğruları açıklamıyorsunuz. Doğrular açıklandığı zaman göreceksiniz. Şimdi SPK var. Şimdi bankalar konsorsiyum ödemesi var. Mecbur kuruşu kuruşuna doğru açıklamak zorunda. Görün bakın, siz bu zihniyetle giderseniz çok değil 1-2 seneye bir de bir kumpas da siz yaşarsınız ha. Eldeki birkaç şampiyonluktan falan olursunuz. Harbi söylüyorum. Yani Fenerbahçeleşmenin gereği budur. Birilerinin size operasyon çekmesidir. Gerçi size göre şu an herkes size operasyon çekiyor ama inşallah anlarsınız. Bir de ben şöyle bir cümle kurmuştum. Onu da söyleyeyim, videoyu bitireyim. Benim bildiğim Fatih Terim bu kadroyu Okan Buruk'a yedirmez demiştim. Sözümün hala arkasındayım. Bakalım zaman bize neleri gösterecek. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Burası bir Fenerbahçe kanalı. Fenerbahçe maçlarını yorumluyoruz, duyumlar veriyoruz. Hafta içi gelişmeleri konuşuyoruz, haberleri konuşuyoruz ama saygı, sevgi çerçevesinde. İnşallah kimsenin kalbinde kırmıyoruzdur. Görüşmek üzere.